Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde su yine siyaha döndü. Kirlilikte üst seviyede bir artış var. Menderes neden siyah akıyor? Bu soruya yetkililer yanıt arıyor. İnceleme ile ilgili son bilgileri şimdi Aydın'dan Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'den alacağız. Gülçin, seni dinliyoruz o için. Evet, Büyük Menderes'teki sorun aslında bugünün sorunu değil. Yıllardan bu yana kirli akıyor. Kimi zaman balık ölümleriyle karşılaşıyoruz. Kimi zaman da bu nehrin renginin siyaha döndüğüne tanık oluyoruz ki bu siyaha dönmesinin arkasında ne var? Perde arkasında ne var? İşte bununla ilgili de incelemeler bu noktada yapılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün itibariyle, şu saat itibariyle mobil su ve atık su analiz laboratuvarıyla birlikte bölgeye geldi ve şu anda incelemelerini sürdürüyor. Ekipler bu sudan bir numune alacaklar ve sonrasında hemen burada getirdikleri bu mobil su, atık su analiz laboratuvarında bunu test edecekler. Böylece kirliliğin kaynağı da tespit edilmiş olacak. Tabii Büyük Menderes 548 kilometrelik yolculuğu boyunca Uşak'tan Denizli'ye, oradan da Aydın'a kirlene yol alıyor. Ama buradaki şu an itibariyle olasılık, en büyük olasılık bu kara suyun nedeni aslında zeytin posası. Çünkü bu bölgede zeytin üretimi yapılıyor. Özellikle Eylül ve Şubat ayında da bu üretim gerçekleştirilirken işte gelişigüzel bir şekilde bu atık sular, zeytin posası nehre bırakılıyor. Bu nedenle de bu kara suyun, yani nehrin renginin siyaha dönmesinin arkasında bu neden özellikle öne çıkıyor. Şu an itibariyle mobil su ve atık su analiz laboratuvarında görev yapan ekipler bölgeye geldiler ve bu sudan bir numune aldılar. Şu anda bu numuneyi aldıktan sonra da yanlarındaki bu test mobil cihazlarıyla birlikte burada analizini yapmış olacaklar. Çevre Denetim Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün de bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özellikle binlerce denetim yapıldığını söyledi. Ancak tabii ki bölgedeki sorun bugüne dair bir sorun değil. Bununla ilgili özellikle zeytin işletmeleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Tabii bu mobil su, atık ve su analiz laboratuvarı 6 havzada kullanılıyor. Özellikle evsel atıkları ve bölgedeki endüstriyel ve aynı zamanda sanayi atıklarının da Büyük Menderes nehrini kirlettiği ortada. Bu nedenle de zeytin karasularının bu nehrin rengini siyaha döndürdüğü belirtiliyor. Peki bunun cezası ne? Önemli olan da zaten caydırıcı cezalar. Bu noktada bu şekilde bir kirliliğin bir işletmeye cezası minimum 821.000 lira. Ancak tabii ki önemli olan vatandaşla birlikte bu işletmelerin de nehre kirliliği bırakmaması. Çünkü şu anda bulunduğumuz tarihi köprü Sarı Kemer mahallesinde, yani Söke ilçesinde tarihi bir köprü. Ancak burada bu köprü atıklara bir set görevi yapıyor. Dolayısıyla da suyun üzerinde bu atıklar bir kara parçasını andırıyor. Üzerinde hem plastik, bununla birlikte farklı evsel atıkları görmek mümkün. Aynı zamanda tabii ki o zeytin kara suyuyla birlikte üzerinde suyun bir yağ tabakasını da görmek mümkün. Şu an itibariyle Büyük Menderes Nehri'nde özellikle zeytinyağı tesislerinden kaynaklanan bu kirliliğe neden olan durum ne, sorun ne? İşte bunun için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde bakan kurumun talimatıyla birlikte inceleme yapan ekipler buraya geldiler ve şu an itibariyle de numune almaya devam ediyorlar. Tabii atık su laboratuvarlarıyla birlikte binlerce aslında denetim yapıldığını belirttiler. Ancak tabii ki bu kirliliğin önümüzdeki süreçte işletmelere nasıl bir cezayla döndüğü de önemli olacak. Çünkü hem kapatma cezası hem de para cezası ile birlikte aslında Büyük Menderes Nehri'nde yıllardır yaşanan bir soruna çözüm bulunması önemli olan. Söke'de bir regülatör var ve orada da aynı şekilde atıklar suyun üzerinde bir kara parçasını andırıyor ve orada hayvan ölülerinin de aslında daha önce farklı defalarda yaptığımız haberlerde gördük. Çünkü sadece burada var olan sanayi, tekstil atölyeleri, bununla birlikte zeytinyağı fabrikaları değil, vatandaşlarının da burada hem tarımsal gübreleri hem de hayvan ölülerini attıklarına tanık olduk defalarca. İşte suyun kirlendiği bu noktada Büyük Menderes aslında çok önemli bir yere sahip, ancak Türkiye içerisindeki en büyük kirli nehirlerden bir tanesi olarak da adlandırabiliriz. Tabii ki sudaki kirlilik sadece buradaki canlıların hayatını tehdit etmiyor. Burası Türkiye Türkiye'de aslında tarımsal üretimin çok yoğun olarak yapıldığı, hatta yarısından fazlasının yapıldığı bir bölge. Bu nedenle sebze, meyve, incir, pamuk, birçok çeşitli ürün burada yetişiyor. Bu da aslında bu suyun kirlenmesi insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu nedenle de inceleme ekiplerinin yaptığı bu çalışma çok önemli. Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı şu an itibariyle bölgede ve sudan yapılan analizlerle birlikte bu suyu ne kirletti? Önümüzde bir olasılık var. Zeytinyağı üretimi yapan o zeytin posalarının bırakılması bu suyun rengini siyaha döndürdü. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde bu sudan yapılan analizlerin sonucu çok önemli ve bu analizler sonucunda da işletmelere caydırıcı cezaların yazılması da çok önemli ki bir daha Büyük Menderes Nehri kirlenmesin. Ancak yıllar boyu süren bu kirliliğin, kirlene kirlene akan nehrin temizlenmesi de el ele hem vatandaş hem de işletmeler eliyle mümkün olacak gözüküyor.